Son zamanlarda yeni tanıştığım insanların isimlerini öğrenmekte zorlanıyorum. Ya da çok sık görmediğim insanların isimlerini hatırlayamıyorum. Bazen de konuşurken şimdi ben ne anlatacaktım derken buluyorum kendimi. Evet, unutkanlık günümüzde çoğumuzun sorunu olan, hemen her yaşta yaşanabilen, işte benim de arada sırada yaşadığım bir problem haline gelmeye başladı. Ama unutkanlık tedavi edilmediğinde daha büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Ufak tefek unutkanlıkların haricinde günlük hayatımızda sık sık tekrarlanan dikkatsizlik, işe veya okula geç kalmak, sorumluluklardan kaçmak, gelecek planları yapamamak, stresle başa çıkamamak, kendini değersiz hissetmek, yargılanmaktan korkmak, daha önce kolay öğrenilen bilgileri hafızada tutmakta zorlanmak gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız, uzmanlar mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini söylüyorlar. Peki, biz gün içerisinde ufak tefek unutkanlıklar için ya da beynimizi tembelliğe alıştırmamak için ne gibi şeyler yapmalıyız, bir bakalım mı? En favori kural artık hepimizin bildiği ve uzman doktorların da her yerde söylediği gibi bulmaca çözmek. Bulmacanın her türlüsü beynimiz için çok ama çok yararlı. Ayrıca kelime avı gibi, sudoku gibi zihni çok çalıştıran bulmacalar da çözebilirsiniz. Yap boz yapın. Dikkat gelişiminde odaklanma gücünü arttırdığı için çok faydalı olan bu tip aktiviteleri yaparken hem de çok zevkli zaman geçirebilir, bunu çocuklarınızla ya da sevdiğiniz arkadaşlarınızla eğlenceli hale getirebilirsiniz. Kitap okuma alışkanlığı, bu da çok önemli bir madde tabii ki. Unutmayı engellemek için kitap okumak, kitap okurken zihninizde canlandırma yapmak, beynimizi çalıştırmamız açısından çok önem arz ediyor. Sosyalleşmek de hayatımızda yapmamız gereken bir aktivite. Eğer çok monoton bir yaşamınız varsa bu durum sizde depresyona sebebiyet verebilir. Arkadaşlarınızla daha sık buluşup eğlenceli zamanlar geçirmelisiniz. Ayrıca hayatınıza yenilikler katmalı, yeni insanlarla tanışmalısınız. Sağlığınızın kıymetini bilin. Kendinize özenli davranın. Eleştirmeyin, yargılamayın. Sadece özelliklerinizi geliştirmek için çabalayın. Düzenli egzersiz yapın. Özellikle düzenli yürüyüş yapanlarda unutkanlık ve demansın gelişme riskinin daha düşük olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Uzmanların en önemsediği konu ise uyku düzeni. Uyku esnasında beyin yeni bilgileri pekiştirir. Araştırmalar iyi bir gece uykusunun ardından daha önce öğrenilen bilgilerin daha iyi hatırlandığını göstermektedir. Bunun için düzenli uyumak çok çok önemli. Uyku kadar önemli olan şeylerden biri de doğru beslenmek. Doğru beslenerek hafızanızı geliştirin. Doğru gıdaları beslenme rutininize eklemek, beyninizi diri tutmak için çok etkilidir. Hafızayı güçlendiren yiyecekler yemelisiniz. Mesela avokado, çilek, kiraz, böğürtlen gibi meyveler, Hindistan cevizi yağı, yağlı balıklar, bitter çikolata, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı, zerdeçal, ceviz, bunları sofranızdan eksik etmeyin. Tabii ki beynimizi sadece yediklerimiz değil, içtiklerimiz de etkiliyor. Su içmek beynimiz için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Bol bol su içmeliyiz. Alkolü fazla kaçırmayın. Kırmızı şarap en sağlıklı alkol içecek unvanına sahiptir. Bunu biliyoruz. Ancak ölçülü tükettiğimiz bira ve şampanyanın da hafızanın üzerinde olumlu etkileri olduğunu kanıtlanmıştır.
B12 eksikliği de unutkanlığa neden olan unsurlardan bir tanesi. B12 vitamini eksikliği toplumda en sık bilinen ve popülerleşmiş unutkanlık sebeplerinden biridir. Bunun için tahlil yaptırabilir, doktorunuz gerekli gördüğünde vitamin takviyesi alabilirsiniz. Ayrıca damar sertliğine neden olan yüksek tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı gibi nedenler var ise bunları da ortadan kaldırmalısınız. İşe ya da okula hep aynı yoldan mı gidiyorsunuz? Evet, işte bu da yapmamamız gerekenlerden. Beynimizi şaşırtmak için her zaman gittiğiniz yollardan değil, bazen değişik bir yol tercih edin ve yeni bir yol öğrenin. Doktorlar diş fırçalarken bile hep aynı elimizi kullanmamamızı, her gün yaptığımız şeyleri aynı saatte yapmamamız gerektiğine dikkat çekiyorlar. Küçük küçük kaçamaklar yapın, seyahatler planlayın. Yaşamı ertelemeyin, tadını çıkartın. Hayata dair tutkularınızı gerçekleştirdikçe unutkanlıklar azalır. Hayatınızı müzikle doldurun. Yapılan son araştırmalara göre şarkı söylemenin Alzheimer'ı önlediği sonucuna ulaşıldı. Müzik, beynin her iki tarafında çalıştıran sayılı aktivitelerden biridir. Özellikle enstrümantal müzik dinlemek, hafızanızı, dikkatinizi ve fiziksel koordinasyonunuzu olumlu yönde etkiliyor. Dinleyin, ezberleyin, çalın, söyleyin ya da müzikle dans edin. Hepsi beyninize çok iyi gelecek. Meditasyon yapın. Meditasyon kulağa beyin egzersizi gibi gelmeyebilir. Ama sürekli çalışan beyninizi sakinleştirmek, hafıza gelişimi ve stresin azalması için çok faydalıdır. Doğada egzersiz yapın. Doğada geçirilen bir saatin sonunda hafıza performansı ve dikkat %20 oranında artar. Sadece spor yapmak zorunda da değilsiniz. Bahçeyle uğraşmak, doğayla iç içe olmanın harika bir yoludur. Başka bir madde ise hobiler edinmek. El işine dayalı bütün hobiler bizi depresyondan uzak tutar. Beynimizi yaşlanmaktan korur. Dopamin salınımını arttırır. Bunun için en zevk aldığımız, yatkın olduğumuz etkinlikler yapmalıyız. Evet, bugün de araştırıp sizlerle paylaştığım, konu haricinde araştırmamı istediğiniz başka bir konu varsa lütfen bana bildirin. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.